arz etmeye çalışacağız. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesi büyük boyutlu ekipmanları tamamlanırken üçüncü güç ünitesinin inşaat sahalarında çalışmalar tam ölçekte devam ediyor. Ayrıca, dördüncü güç ünitesinin tesislerinin inşası için gerekli temel çukurunun kazı çalışmaları da başladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali toplam 4800 MW kapasiteye sahip 4 güç ünitesinden oluşacak. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan nükleer santrallerde olduğu gibi Akkuyu projesinde de inşa aşamasından işletmesine farklı branşlarda birçok meslek gruplarından kişiye yeni istihdam alanı oluşmaktadır. Türkiye'nin 4 mevsim, 7/24 kesintisiz, güvenilir ve temiz enerjisi için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler nükleer enerjiden faydalanıyor. Elektrik ihtiyacını nükleer enerjiden karşılayan bazı ülkeler: Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, İsveç gibi gelişmiş ülkeler enerji ihtiyaçlarının yarısını nükleer güç santralleri sayesinde karşılıyorlar. Mart ayında, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu'da ünite 3 inşaatının başlangıcı yapıldı ve temel atma töreni gerçekleşti. Şu anda Akkuyu NGS inşaat sahasının tamamında inşaat ve kurulum eş zamanlı olarak devam ediyor. Elektriğinin %21'ini nükleer enerjiden karşılayan İspanya'da kaç nükleer reaktör olduğu konusunda bir tahmininiz var mı? İspanya, 7 nükleer reaktörü ile ülkenin elektrik ihtiyacının %21'ini karşılamaktadır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden Finlandiya'da kaç nükleer reaktör bulunuyor dersiniz? Elektrik ihtiyacının %35'ini nükleer enerjiden karşılayan Finlandiya'da 4 nükleer reaktör bulunmaktadır. Belçika, 7 nükleer reaktörü ile ülkenin elektrik ihtiyacının %48'ini karşılamaktadır. Mersin Akkuyu, bir fay hattı üzerinde mi bulunuyor? Türkiye'de ayrıntılı fay hattı çalışmasını MTA yapmıştır. Bu çalışmaya göre Türkiye'deki tüm sismik fay hatları bilinmektedir ve elde edilen verilere göre Akkuyu sahası merkez alındığında 100 kilometrelik çapta herhangi bir diri fay hattı bulunmuyor. Adı sıkça geçen Ecemiş fay hattı Akkuyu sahasına yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Akkuyu sahasına 13 adet deprem istasyonu yerleştirilmiş ve bunlar doğrudan Kandilli Rasathanesi'ne bağlı. 1970'li yıllardan günümüze kadar geçen 40 yıllık süre içerisinde de farklı tarihlerde farklı kurumlar tarafından sahada depremsellik çalışmaları yapılmış ve çalışmalar sonucu ülkemizde depremsellik açısından en güvenli yerlerden biri olarak Akkuyu sahası belirlenmiş. Herkes tarafından bilinen Akdeniz'deki Kıbrıs'ın ortası veya güneyinden geçen Kıbrıs Helenik Dalma Batma Zonu Akkuyu'ya 100 kilometreden daha fazla uzaklıktadır. Buna rağmen Akkuyu santral tasarımı, 9 şiddetindeki depreme dayanıklı olacak şekilde yapılıyor. Amerika'daki Diablo Nükleer Santrali'nin, meşhur San Andreas fay hattına uzaklığı sadece 10 kilometre mesafede yer alıyor. Burada önemli olan fay hattının bilinmesi ve santral tasarımının buna göre dayanıklı olarak tasarımlandırılmasıdır. Akkuyu sahasının seçiminde tüm uluslararası ve ulusal standartlar, gereksinim ve tavsiyeler dikkate alınarak yapılmıştır. Nükleer santrallerde bulunan çift koruma kabı, kasırga, hortum ve fırtınalara, uçak ve füze çarpmalarına, santral dışı patlama sonucu oluşacak şok dalgalarına, şiddetli depreme ve su baskınlarına karşı reaktörü korumak için dizayn edilir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, deprem bölgesi sınıflandırmasında en güvenli sınıf olan 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Sahada yapılan tüm çalışmalar göstermektedir ki Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahası sismik tehlike açısından son derece güvenlidir. Bu durum, Akkuyu sahasının bir nükleer güç santrali seçilmesindeki en önemli tercih sebeplerinden biridir. Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde hummalı bir çalışma var, bir ünitede gayet önemli bir gelişmemiz oldu. Haziran ayı başında içe konulan reaktör binasının 3. katmanı kuruldu.
ve böylelikle de reaktör bölümünün yüksekliği 28 metreye çıktı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor, basınç kabı yerine oturtuldu, santralin bir güç ünitesinde beyazlar bölümü ilk koruma binasının 3 katmanının kurulumundan sonra reaktör binasının yüksekliği 28,55 metreye ulaştı. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde ilk olarak birinci reaktörden elektrik enerjisi alınacak 2023 yılı hedeflendi. 2023 yılında elektrik enerjisinin alınacağı ilk reaktördeki çalışmalar bu nedenle hızlı bir şekilde devam ediyor, insan vücudunun kalbine benzetebiliriz. Santralin ömrü boyunca çalışır vaziyette olacak ana ekipman 2. ve 3. katmanların birleştirilmesiyle koruma binasının güçlendirilmesi ve beton alınması işlemlerine başlanacak, hedeflendiği üzere 2023 yılına kadar burası devreye alınacak. Ve biz de bu aşamadan sonra genç mühendisler olarak görmüş olduğunuz binaları da işletmeye başlayacağız. Betonun dökülmesinden sonra duvarlar 1,2 metre kalınlığında olacak. İlk koruma binası toplam 4 katman ve diğer kuleden oluşacak. Ayrıca şu an çalışmaları yapılan çok önemli başka bir yapı hidroteknik yapılarında pompa istasyonlarının temel çukurları kazılmakta ve yakında bunların da inşaatına başlayacağız. Bu da santralde kullanılan güvenlik sistemlerinden bir tanesi. Bina tüm bileşenlerinin montajından tamamlanmasının ardından sızdırmazlık testlerine geçirilecek. Akkuyu Nükleer Santral Türk mühendisleri için de büyük bir deneyim. Rüzgar enerjisinde bir güç ünitesinin reaktör kabini montajı tamamlandı. İkinci reaktörde ise çalışmalar devam ediyor. Mart ayında ise 3 reaktörün temeli atılmıştı. Dördüncü reaktörün temeli ise bir yıl içerisinde atılacak. Şu anda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu standartlarına uygun olarak sahada belli parametreleri izliyoruz. Bunlar ekolojik parametreler ve bağımsız kuruluşlar tarafından izlenen bu parametrelerin dizi kontrolünü sağlıyoruz.